geldiniz değerli öğrenciler Bugünkü videomuzda Kodla ve hatırla serimizin 3. videosunda 3. ünite kelimelerini kodlayacağız Bu ünitedeki en önemli 66 kelimeyi Kodlamalı şekilde öğreneceğiz 1. kelimemiz Kat Kesmek demek Bunu kat kat kesti Ya da kıt kıt kesti şeklinde kodlayabiliriz Çok Doğramak Çok soğan doğradı ya da çok doğradı. Çok, çok doğradı. Slice dilimlemek. Bunu sıla karpuzları dilimledi diyebiliriz. Dice küp küp kesmek. Patatesleri dayısı küp küp kesti. Bunun kodlaması arkadaşlar okunuşu üzerinden. Dayısı patatesleri küp küp kesti peel soymak yumurtayı elle soydu ya da okunuşu üzerinden peel bir yıldır yumurta soymadım spread sürmek tereyağını ekmeğin üzerine sürüp silip süpürdü yedi put koymak bunu Tarık arkadaşımız kodladı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kitabı rafa pat diye koydu. Ya da suyu tavaya pat diye koydu. Put şeklinde okunuyor. Yazılış, okunuş aynı. Koymak. Bu kelimenin karşılığı olarak sınavlarda özellikle place kelimesi benzer anlamlı olarak soruluyor. Yukarıda bir metin verilir ya da bir diyalog. Orada put kelimesi olur koymak. Ya da bir yemek tarifi verilir ya da e, arkadaşlar aşağıda da place kelimesi kullanıyor. Place yer anlamına da geliyor. Yerleştirmek, koymak anlamı da var por dökmek por çözü döktü add ilave etmek eklemek adını listeye ilave etti turn on açmak elektronik aletleri açmakta turn on switch on fiilleri kullanılıyor turun ya da durun ışığı açmayın turn on turun durun ışığı açmayın steam Buğulamak Buharda pişirmek Mesela Sebzeler arkadaşlar buğulanır Buharda pişirilir Sebzeleri sitemle Pişirdi Sitemle buharda pişirdi Bake Fırında pişirmek demek Özellikle arkadaşlar fırında Böyle kek, kurabiye, ekmek Pişirmek için bake kullanılıyor Mesela fırında et pişirmek Bir tavuğu de Roast kullanılıyor genelde Bakın kek pişirdim. Roast ateşte, közde ya da fırında eti, tavuğu pişirmek için roast kullanıyoruz. Kızartmak, ateşte pişirmek anlamlarına geliyor roast. Tavuğu şişe astı ve kızarttı. Ateşte pişirdi. Burada astı. Boil haşlamak, kaynatmak demek. Haşlanmış yumurtaya boyılırım. Boyıl, boyılırım. Haşlamak demek. Fry kavurmak, yağda pişirmek demek. Fry bu okunuşundan ray arkadaşlar. Yazın raylar çok sıcak olur. Raylar üzerine yağ döküp patatesleri raylar üzerinde pişirdi. Raylar üzerinde kavurdu şeklinde kodlanabilir. Ya da far, farklı kodlamalarda bulabilirsiniz buna. Mesela bu 3 harfli F R y, Yağ kelimesi de üç harfli. O şekilde de aklımızda kalabilir. Grill, ızgara yapmak. Gürül gürül ızgara yaptı. Stir, mix. Karıştırmak demek ikisi de. Bu Türkçe'ye girmiş bir kelime. Mix, mikser, karıştırıcı. Oradan aklımıza gelebilir. Karıştırmak demek. Beat, whisk. Çırpmak. Çırpmayı bitirdim. Beat çırpmayı bitirdim. Crack kırmak. Bu arkadaşlar oyunlardan bu bilgisayar programlarından da aklımıza gelir. Crack dosya diyoruz. Mesela dosyanın şifresini kırmakta bu kullanılıyor. Dosya şifresini kırmak, yumurtayı kırmakta. Break kullanmıyoruz yani bunda. Kırık yumurta şeklinde kodlanabilir. Fold katlamak. Katladım. Foldu mu? katladım oldu mu? Heat ısıtmak. Vahit tencereyi ısıttı. Vahit ısıttı. Fill doldurmak. Fill karnını doldurdu. Melt eritmek. Meltem tereyağını eritti. Shake çalkalamak, sallamak. Şakir Şakayla şişeyi çalkaladı. Ya da şaka için şişeyi çalkaladı. Veya şişeyi şakşuk çalkaladı. Şakır şukur çalkaladı. Farklı farklı kodlanabilir bu kelime. şeyik çalkalamak. Need the dough. Yani bu kelimede k harfi okunmaz. Need şeklinde okuyoruz. Need the dough. Hamuru yoğurmak. Ne ettin? Hamuru doğru yoğur. ne ettin? Hamuru doğru yoğur. Place yerleştirmek demek. Yani bu yemek tariflerinde put kelimesiyle benzer anlamlı olarak kullanılıyor. Burada işte topu aceleyle yerleştirdi. Aceleyle koydu diyebiliriz. Place buradaki yazılışından. Crush ezmek. 3 kuruşluk Sarımsak ezdik. Crush. Mash bu da püre yapmak demek. Bu da ezmek. Crush'la benzer anlamlı. Mash şeklinde okunur. Maşallah. Maşallah. Patatesleri çok iyi püre yapmışsın. Great rendelemek. Burada E harfini A'dan önce getirdiğimizde harika, müthiş anlamlarına geliyor. Yine great şeklinde okunuyor. Okunuşları da benzer. Müthiş rendeliyorsun. Set. Kurmak, ayarlamak. Set the table dediğimizde sofrayı kurmak. Masayı ayarlamak, kurmak anlamlarına geliyor. Porselen setimle masayı kurdum. Sofrayı kurdum. Serve. Servis yapmak. Servet. içecekleri servis etti. Servis yaptı. Second, ikinci. Saniye anlamına da geliyor. Second, ikinci. Bu ünitede geçen anlamı. Özellikle bu sorularda arkadaşlar yukarıda bir yemek tarifi veriliyor. Aşamalar veriliyor orada. Steps ya da process şeklinde. Soruda diyor ki What's the second step of the recipe? Ya da process diyor. İşte yemek tarifinin ikinci e, aşaması nedir diyor. İkinci adımı nedir? What's the second step? Bu şekilde çok çıkıyor. Denemelerde karşılaşmışsınızdır. Sekizinci değil. ikinci Second. Next. Bir sonraki. Sıradaki. Sonraki. Sonra anlamına gelir. Oyunlardan aklımıza gelebilir. Program kurarken next 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 diyoruz. Sırada next var sonrasında next var. Sonrasında ne var? Finally. Sonunda en son olarak. Bu Türkiye'ye girmiş bir kelime zaten. Final olarak. Finalde en son ne var? Have a snack. Atıştırmak. Hava sineği atıştırıyor. Sauce Türkçe'ye girmiş. Sos. Pan tava. Tavada Pankek var. Pankek arkadaşlar bu arada tava keki demek. Pankek. Tavada pankek var. Pot tencere, çömlek anlamlarına gelir. Çanak çömlek potladı. Ya da çanak çömlek tencere potladı. Tencere potladı diyebilirsiniz sadece. Bowl kase. A bowl kase yanmış spoon kaşık kaşığı sapından tut spoon evet, sapından tut ya da kaşığın sapını tut fork çatal bu forkliftten aklımıza gelebilir forklift çatal kaldıraç yani Türkiye'de de forklift deniyor arkadaşlar bu küçük limanlarda fabrikalarda kullanılan böyle küçük paketleri kolileri kaldırmak için kullanılan bu iş makinası forklift'ten aklımıza gelebilir. Fork çatal. Oven fırın. Michael Owen var futbolcu. Eski Liverpool'da oynuyordu. Michael Owen'ın fırını. Ya da şöyle bir kodlama olabilir arkadaşlar. O fırın vın vın ediyor. Böyle ses çıkartıyor denilebilir. Onion soğan. Anlıyor musun soğanı? Onion soğan demek. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Garlic. Bunu Ege şivesiyle kodlayabiliriz arkadaşlar. Bizim bölgenin. Sarımsak yiyelim gari. Yeast. Maya. Maya yastığın üstünde. Yeast. Ingredient. Malzeme. İçindekiler anlamına geliyor. What do we need? Soru kalıbı ile çok soruluyor bu. How olduğunda Aklımıza steps, proses gelmesi gerekiyor. Malzemelerin içinde kırmızı biber var. Buradaki red kelimesinden kodladım bunu. Meal, yemek, öğün. Çocuk, yemeğe meyilli değil. Meal, meyilli değil, meyilli değil. Yemeğe. Baking powder, kabartma tozu. Bakın, kabartma tozu. Recipe, tarif tarifi recepe verdim. Tarifi recebe ya da recepe verdim. Tik kalın. Kalın bir tik attım. Tin ince. Dilimleri inceltin. Tin dilimleri inceltin. Diş yemek, tabak, çanak, bulaşık. Üç anlamı var. Yemeği dişlerimizle yiyoruz. Sausages Sosisler cıs cıs edip pişti. Cıs cıs ederek pişti. Tasty, delicious Testi suyu lezzetli. Tasty Tasty suyu lezzetli. Salt, tuz Tuz solta Tuz solda Greasy, oily, fatty. Yağlı, oily, yağlı. An yani oil yağ demek. Fat şişman ve yağ anlamına geliyor. Burada y geldiğinde li'li li anlamı katıyor arkadaşlar. Mesela salt tuz, salty tuzlu. Spice baharat, spicy baharatlı. Rain yağmur, rainy yağmurlu. Snow kar, snowy karlı. Fog sis, foggy sisli gibi böyle mantığını öğrenebilirsiniz. Spicy baharatlı. Eşek sıpası baharatlı seviyor. Spicy. Sour ekşi. Sahurda ekşi yedim. Sour. Bitter şekersiz acı. Kahve beter olmuş böyle acı bitter, better diyebiliriz. Sweet, şekerli, tatlı. Şekerli yiyeceklere. Evet, sweet, evet. Unhealthy, sağlıksız. Healthy, sağlıklı demek. İngilizce'de bir kelimenin başına an geldiğinde onu olumsuz yapıyor. Mesela kind, kibar, unkind, kaba gibi. Mesela do yapmak undo geri al. Bilgisayarınızı İngilizce yaparsanız geri al döneminde undo görürsünüz. İnsanlar sağlıksız yiyeceklerle un, un gibi şöyle diyelim arkadaşlar. Böyle unlu, yağlı, sağlıksız yiyeceklerle insanlar ne hale geldi? İnsanlar sağlıksız yemeklerle ne hale geldi? Geldi. Unhealthy. Full, stuffed. Tok, dolu. Uf, karnım çok dolu. Crazy about hastası, delisi. Bir şeyi çok sevmek. I'm crazy about football. Futbola bayılırım. Kiraz'a bayılırım. Crazy about. Step basamak, adım. Yani bu önceden çok çıkıyor bu sorularda. Stop dur. Adım adım tepeye gideceğiz. Proses, aşama, süreç demek. Step kavramına yakın. Projeyi aşama aşama yapacağız. Projeyi evet, diyebiliriz. Projeyi aşama aşama bir süreç içinde yapacağız. Proses, süreç, aşama. Evet, kelimeleri bitirdik arkadaşlar. Yaklaşık 66 kelimeyi böylece kodlamış olduk favori kelimenizi, en beğendiğiniz kelimeyi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Siz de kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelen parlak fikirleri ileriki üniteler için, bu ünite için yorumlarda paylaşabilirsiniz. Burada sizin e, parlak fikirleriniz de arkadaşlar burada kullanabiliriz. LGS'de çıkacak olan birinci dönem kelimelerin ve konu anlatımlarının arkadaşlar tamamı animasyonlu ve resimli halde kanalımızda bulunmakta. 8. sınıf İngilizce oynatma listesine baktığınızda tamamına ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, başarılar.